Merhaba AYT öğrencileri, 12. sınıf öğrencileri, sevgili öğrencilerim kanalıma hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu 2 videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Orhan Asena, Recep Bilginer ve Refik Erduran'dan bahsedeceğim size. Hepsi de birbirinden değerli sanatçılardır. Mutlaka girdiğiniz denemelerde veya çözdüğünüz testlerde karşınıza çıkmıştır. Ama ezberlemekte zorlanmış olabilirsiniz bu sanatçılarımızın eserlerini. Hatice Hoca ile çok kolay hemen nasıl ezberleyeceğinizi konuşalım. Sanatçılarımızın edebi kişiliklerine Göz atalım. İlk sanatçımız Recep Bilginer. Recep Bilginer, edebiyatımızda tiyatro yazarı olarak bilinir. Evet tiyatroları vardır. Ama sanatçımızın gazetecilik yönü de vardır. İki tane gazete çıkarmıştır. Belki sizin e, notlarınızda olmayabilir. Evet sanatçımız ne dedim? Bir tiyatro yazarıdır. Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından birisidir. Ama sanatçımızın gazetecilik yönü de vardır. Bu sanatçımızı e, tanıtan önemli bir anahtar kelime olacak bizim için çünkü bazen sanatçılarımızı tanıtırken ya hiç eser vermiyorlar ya da çok az eser veriyorlar. Eğer siz ezberlediğiniz eserler haricinde sanatçılarımızın anahtar kelimelerini de biliyorsanız ee, doğru cevaba ulaşmanız daha kolay olacaktır. O yüzden recep bilginer'in de bu yönünü bilmeniz bence önemli. Tiyatrolarında toplumsal aksaklıkları ve köy sorunlarını işlemiştir. Zaten gazetecilik yönü olduğu için mutlaka sanatçımızın toplumsal bir yanı olacaktır. Bunu da ezberlemeniz kolay olur diye düşünüyorum. En çok çıkan eserleri İsyancılar, Yunus Emre Sarı Naciye, Mevlana Gazeteciden Dost isimli eserleri en fazla gördüğüm eserler. Zaten bunları biraz sonra hem çok komik bir şekilde kodlayacağız hem de bazıları çok mantıklı olacak bazıları mantıksız olacak anlamına geliyor bu. Ama hemen elinizdeki el kitaplarından veya ders notlarından bunların altını çizebilirsiniz. Nokta atışı yapmaya çalışıyorum yine. İsyancılar, Yunus Emre, Sarı Naciye özellikle sarı naciye hani hocam bu altısı bu beşi içerisinde hangisi diyecek olursanız sarı naciye Mevlana gazeteciden dost Şimdi o zaman bir şifre zamanına gelelim. Sanatçımızın ismi neydi? Soy ismi neydi? Recep Bilginer'di. Şuradan şu bilginden özellikle şifre oluşturmaya çalıştım. Şifremiz şu şekilde. Bakalım size de mantıklı gelecek mi? Bana mantıksız geliyor ama her ne kadar mantıksız gelse de yıllardır ben bu şifre sayesinde aklımda tutuyorum eserleri. Bundan emin olabilirsiniz. Sanatçımızın soy ismi Bilginer. Ben bu bilginden yola çıkarak onun hem eserlerini hem de onun gazetecilik yönünü hatırlayabilirim. Çünkü gazeteciler bilgin olur. Gazeteciler devamlı ne yaparlar? Bilgiye ulaşmaya çalışırlar. Mikrofon tutarlar falan değil mi devamlı? Hep bilgiye ulaşmaya çalışırlar. O zaman bilgi veya bilginden yola çıkarak ben onun gazetecilik yönünü hatırlamış oldum. Sonra buradan gidiyorum şimdi adım adım gidiyorum. Yunus Emre ve Mevlana Türk bilginlerindendir. İnternette araştırdığınızda bu şekilde yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Yunus Emre ve Mevlana Türk bilginlerindendir. Burada Yunus Emre isimli tiyatro eserini, Mevlana isimli tiyatro eserini yine bilginden yola çıkarak hatırladım. Bakın iki tane eseri cepte, bir tane de neyi cepte? Özelliği cepte. Şu da anahtar kelimesi. Sonra şimdi sarı, saçma olan bölüme geliyorum. Yunus Emre'nin sordum sarı çiçeğe diye bir ilahisi vardır değil mi? Şimdi şunları bilinçli olarak küçük yazıyorum şifreye dahil olmadı yani esere dahil olmadığı için. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Hazır Ramazan ayındayız size bir ilahi söyleyeyim dedim. Sordum sarı çiçeğe buradaki sarı bize neyi hatırlatacak? Sarı Naciye'yi ve Sarı Naciye'de en çok çıkan eserlerinden birisiydi. Şimdi bu absürt olayı ne yaptım? Bunlar kim? Bunlar gazeteci. Gazeteciler bilgiye ulaşırlardı. Sanatçımızın soy ismi Bilginer. Hep öğrenmeye çalışırlardı. Sonra gazeteciden bir dost diye de başka bir eseri vardı. Ona da ulaşabilir miyim? ulaşabilirim. Hatta şeyde ulaşabilirsiniz gençler. Şimdi e, söylüyorsunuzdur belki. İsyancılar diye başka da bir eseri de vardı. Gazeteciler genellikle böyle meydanlara inen, isyan eden, hani e, fikirlerin dile getiren insanların yanındalardır. Onları fotoğraflamak isterler falan. Bu gazeteciden yola çıkarak İsyancılar isimli eserini de aklında, aklınızda tutabilirsiniz. Sonra ünlü Türk bilginleri. Bilgiler, bilginleri. Kimdi bunlar? Mevlana ve Yunus Emre'ydi. Yine ne yaptık? Ee, iki tane eserini hatırlamış olduk. Ve Yunus Emre'nin nasıl bir ilahisi vardı? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Çiçek yazıyordum. Sordum sarı çiçeğe Sarı naciye, sarı naciye Bunu hatırlamış olduk. Güldüğünüzü duyuyorum ama ezberleyeceğinizi ve ezberlediğinizi de biliyorum. Geçtim. Diğeri bir sanatçımız Refik Erduran. Refik Erduran'da genellikle eserlerinde toplumu düzeltme ve kadınları anlama çabası var sanatçımızın eserlerinde. Böyle bir edebi kişiliğinden bahsedebiliriz. En fazla hangi kitapları çıkacak? Hangi eserleri çıkar? Bunu soruyorsanız 3 tane kitabından bahsedebilirim yine nokta atışı yapıyorum özellikle Cengiz Han'ın bisikleti hani hocam bu 3 arasında bana bir tane söyleyin diyecek olursanız Cengiz Han'ın bisikleti çok çıkar eserin konusunu da şöyle kısa bir şekilde vermeye çalıştım eserde birden çok kadınla evlenme geleneğinin eleştirisi yapılır ee, ben bunu yıllar önce e, bir AYT denemesinde görmüştüm. Cengiz Han'ın bisikletinin konu itibariyle sorulduğunu görmüştüm. Bunun haricinde Karayar Köprüsü ve 1 kilo namus çıkar. Eğer siz Cengiz Han'ın bisikletinin konusunu hatırlayacak olursanız birden çok kadınla evlenme oradan namus konusuyla da bağlantı kurabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bunu şöyle kodlayalım. Köprüde yani Karayar Köprüsü'nde durmadan... Refik Erduran'da sanatçımızın soy ismi bisiklet çeviriyordu, Cengiz bisikleti. İki tane eserini bu şekilde hatırlıyorum. Köprüde, Karayar Köprüsü, durmadan Refik Erduran bisiklet çeviriyordu, pedal çeviriyordu, bisikletin pedalini çeviriyordu. Cengiz bisikletini hatırlamış olduğum. Görselde de gördüğünüz gibi neyi anlatıyor? Bu arkadaşlar köprüde bisiklet yarışına katılmış olabilirler. Ama bizim için bu değerli değil. Bizim için ne değerli? Köprüde bisiklet sürüyorsa eğer Karayar Köprüsü. Şu gördüğünüz Karayar Köprüsü olsun. Bunlar da Cengiz Han'ın neli olsun? Hadi siz söyleyin. Cengiz Han'ın bisikleti olsun. Vallahi oldu. Vallahi mükemmel oldu. Vallahi cuk diye oturdu. Geçtim. Ve Orhan Asena karşınıza çıkma ihtimali yüksek bir sanatçı. Sanatçımızı yıldızlayın. iyi ezberlenecek diye notunuzu alın. Ben bazen derste öğrencilere böyle diyorum. Yıldız atın mutlaka çıkarmış. Hatice Hoca şöyle söyledi böyle söyledi falan. Hani böyle dediğimde dikkat çekmeye çalışıyorum ki. En azından sanatçıyı ezberlerken siz de. Hani diğerlerine nazaran biraz daha dikkat edersiniz diye düşünüyorum sanatçımızı şöyle yıldızladım ve sanatçımız Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak tanınır hatta o vefat ettiğinde Türk tiyatrosunun Shakespeare'i öldü diye gençler bir gazete manşeti vardır gördüğünüz gibi sanatçımız Orhan Asena ünlü oyun yazarı Orhan Asena dün sabah vefat etti Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak kabul edilen Asena'nın son olarak Yıldız Yargılaması adlı oyunu Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyordu diye bir haber oluşturmuşlar kendisi için. İşte tanrılar ve insanlardan ya devlet başa ya kuzgun leşeden bazı tiyatro eserlerinden de bahsederek onunla ilgili bir ölüm haberi yapmışlar. Türk tiyatrosunun Shakespeare'i. Önemli bir anahtar kelimedir. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Biraz sonra kodlayacağız. Ama şimdi söyleyeyim. Nasıl olsa defalarca söylüyorum aklınızda kalması için. Hani demiştim ya şeyde Cumhuriyet dönemi bir tiyatro videosunda Turan Oflazoğlu'nu anlatırken demiştim. İkisini karıştırmamak için Orhan'daki R'ye vurgu yapın demiştim. Birçok özelliğini o şekilde hatırlayacağız demiştim. Yani şöyle. Orhan Shakespeare. Orhan Shakespeare. Orhan Shakespeare dediğimde Türk tiyatrosunun Shakespeare, Shakespeare'inin Orhan Asen olduğunu hatırlamış oluyorsunuz. Biliyorum, duyuyorum, görüyorum, gülüyorsunuz. Geçtim. Burayı da geçtim. Eserlerinde psikolojik, toplumsal ve tarihi konuları işlemiştir. Tiyatrolarında tarihten de yararlanan sanatçı şöyle bir ifade kullanır. Tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar der. Eğer sizin kaynaklarınızda bu ifade yoksa alabilirsiniz. Çünkü bazen sanatçının cümlelerini vererek de sanatçıya ulaşmanızı istiyorlar. İnci Engün'ün Orhan Asena'nın tiyatrolarını konu bakımından ikiye ayırır. Kadın konusunu ele alan tiyatroları varmış, iktidar tutkusunu ele alan tiyatroları varmış. Böyle bir sınıflandırma yapmış. En çok çıkan, en çok çıkacak olan eserlerinden bahsedelim isterseniz. Tanrılar ve insanlar. Gılgamış diye de karşınıza çıkar. Hürrem Sultan eğer e, birinci videoyu izlediyseniz şu anda siz artık bunu biliyorsunuz demektir. Tohum ve Toprak, Atçalı Kel Mehmet, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Neşe, Simavlı Şeyh Bedrettin. Şunu Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanıyla karıştırmayın. Çünkü öğrencilerim yaptı bunu hemen Nazım Hikmet akıllarına geldi. Ee, yani neticede ortak bir konudur. Nazım Hikmet de işlemiştir. Orhan Asena da işlemiştir. Bunlar gençler şu karşınızda görmüş olduğunuz tiyatro eserleri. Orhan Asena'nın en fazla çıkacak olan tiyatro eserleri. Bunlar içerisinde Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan en fazla çıkacak olanlarıdır. Şimdi... Şu şekilde de görmüş oldunuz. Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet, Tanrılar ve İnsanlar, şurada Gılgamış diye yazıyor. Hürrem Sultan, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Neşe, bir de Korku diye bir tiyatro eseri de var. Ama onları, o tiyatro eserini çok fazla görmediğim için biraz önce şurada almadım. Şimdi Tohum ve Toprak, bunu da şu tohum bir yerden hatırlıyorsunuz Necip Fazıl'ın, yazıyorum şuraya not edin mutlaka karıştırma diye. Necip Fazıl'ın sadece tohum diye. Tohum bir adam yaratmak reis bey hatırladınız. Onun tohum diye bir tiyatro eseri vardır. Orhan Asena'nın tiyatro eseri tohum ve topraktır. Necip Fazıl'ın tohumuyla karıştırmayacağız diye not ederseniz sevinirim. Ve teknik. Orhan Asena'yı hem Shakespeare bunu ezberlerken hem de eserlerini ezberlerken sanatçımızın ismindeki R harfine ve eserlerdeki R harfine vurgu yaparak tekrarlarınızı yapın. Gerçekten akılda kaldığını göreceksiniz. Hadi hep beraber yapalım. Hadi ne olur bana katılın. Duyuyorum sizi. Orhan, tanrılar ve insanlar, tohum ve toprak, hürrem, Hürrem şehbedrettin. Söylemesi zor oluyor. Bakın oruç tutuyorum ama oruç tutarken bile söyleyebiliyorum. O zaman kolay olacak. Hadi bir daha yapalım. Orhan tanrılar ve insanlar. Beni dinleyen sağınızda sonunuzda birileri varsa onlar da gülüyorlar şu anda. Tohum ve toprak. Hürrem. Şimdi anneniz diyor ki bu kadın ne? Bu nasıl bir hoca? Şeyh Bedrettin. Sin. Son kez söylüyoruz. Orhan, tanrılar ve insanlar, tohum ve toprak, hürrem, şeyh Bedrettin. Bu şekilde çalıştığınızda Orhan Asena'yı da hallettiğinizi göreceksiniz. Evet videomuz bu şekilde. 3 tane sanatçımızı halletmiş olduk. Refik Erduran'dan bahsettim. Recep Bilginer'den bahsettim. Orhan Asena'dan bahsettim. Çok güzel bir video oldu. Biraz yoruldum. Ama umarım siz dinlerken hem keyif almışsınızdır hem de öğrenmişsinizdir. O zaman Cumhuriyet Dönemi 3 videosunda, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 3 videosunda görüşmek üzere her zaman olduğu gibi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğeni atmayı unutmayın ya da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.